Bu video everydaycrypto.net web sitesinin Türkçe Telegram kanalındaki kullanıcılar için eğitim amaçlı yapılmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Anlatacağımız indikatörlere, ücretsiz kripto botlarına ve kripto izleme sitelerine web sitesindeki education menüsü altından tıklayarak mesela kripto izleme sitelerine buralardan ulaşabilirsiniz. Bugün korku ve açgözlük indeksi 27'lerde korku seviyesinde. Bitcoin'in puanı Quantify.com'daki puanı 7.2, oldukça düşüş eğilimli veri bir işliyor. Bu 20'nin altında sabitlediği sürece bir düşüş eğilimi başlayabiliyor. 70'in üstünde sabitlediği sürece bir yükseliş eğilimi başlayabiliyor. 90 üstünde ise de örneğin şu an altında olduğumuz 200 haftalık EMA gibi büyük dirençleri kırabiliyor. Şimdi hemen bakalım haftalıkta. Haftalıkta bir kere her zaman dediğimiz gibi şu mavi 200 haftalık MA Moving Average hareketli ortalamanın altındayız. Bu 23.120 dolarlara denk geliyor. Ve bu hafta geçen haftaya göre düşüş açılış yaptık. Hacim haftalıkta hacim ortalamasının şu mavi çizgi altında. Cluster algoritmi yeşilde fakat bir boğa yakmadı. Burada da yeşilde olduğu zaman yükselişler oldu ama geri düştü. Onun dışında günlükte şu sarı 22.400'lere denk geliyor. 50 günlük MA hareketli ortalamanın altındayız. Hacim ortalamasını şuradan açalım. Günlük hacimde de hacim ortalamanın altında cluster algoritm kırmızıda. Buna değinmeyeceğiz bu videoda. Şurada da gördüğümüz gibi kripto total market cap. Yani bütün kripto piyasasını görüyoruz. Haftalık grafikte görüyoruz. Burada görüldüğü üzere şunlar hepsi bearish engulfing yani yutan ayı mumları. Her zaman bu olduğu zaman genellikle ne olmuş? Düşüşler olmuş. Geçen hafta da bu oluştu. Bu hafta da bunun üstüne şu 1.076 trilyon doların üstüne atmamız lazım. Atmazsak bir düşüş eğilimi devam edebilir. Bu yutan ayı formasyonu nasıl oluyor? Şuradan bakabiliriz. Mesela şu iki mum bunlara örnek. Bir önceki mumun aynı hizasında veya üstünde açtıktan sonra bir önceki mumun altında kapatırsa ki şu kapattı. Bu yutan ayı örüntüsü formasyonu oluyor. Total market cap'ta piyasada böyle bir sıkıntı var. Hemen dönelim. Bitcoin'de günlük grafikte daha önce demiştik. Şurada bir yükselen kama vardı. Bu çalıştı, kırıldı. Hatta bunu silelim artık. Düştü. Şurada da bir ayı bayrağı var. Şuralarda olduğu gibi günlükte bir ayı bayrağı var. Düşüş oluyor ardından. Bu ayı bayrağında Bitcoin şu an 5-6 gündür burada tutunuyor dibinde ayı bayrağının dibinde tutunuyor hacim ortalamanın altında ve bir de 1 saatlikte baktı 4 saatlikte değil 1 saatlikte baktığımız zaman şöyle bir şurada görüldüğü gibi şöyle bir şuraya inen üçgen oluşmuştu. Bu üçgende de herhangi bir kırılımla anlamlı bir şey çıkmadı. 1 saatlikte şöyle bir de direncimiz var. Bunu 4 saatliğe getirirsek eğer 4 saatlikte şunu kaldırırsak hatta 4 saatlikte de şöyle bir kanal var da dün dikkatimizi çekmişti. Oh, yanlış oldu. Şuradan şöyle bir kanalımız vardı 4 saatlikte. Bu kanalında şu gördüğümüz kanalın altına düştük. Tabi bunu bildirmedik, geç oldu biraz. Durum şimdilik bunu izliyoruz. 1 saatlikte buradan hala yukarı tepki alıyor. Ondan sonra önemli gelişmelere değineceğiz. Fed Başkanı Powell bugün saat 17'de açıklamalarda bulunacak. Ondan önce de St. Louis Fed Başkanı olumsuz şeyler konuştu. Bugün çok oynak, volatil bir gün olabilir. Eylül ayı da baya değişik geçecek. Eylül ayının Ağustos'un enflasyon verileri Eylül'ün 13'ünde açıklanacak.
Artı Eylül'ün 20-21'inde de FOMC FED toplantıları var. Faiz kararları verilecek. Eylül ayı da oldukça volatil, oynak geçecek gibi görünüyor. Onun dışında şu şeye bakarsak eğer on balans volume oscillator ve Harsh'nin stok rejistörlerine 1 saatlikte stok rejistörü dipte BTC o burada tutunuyor. Bu yükselen kanalın kapanmasında 4 saatlikte dipteyiz. On balans volume oscillator biraz daha şöyle sarı yakıp dipleyebilir. Stok rejistörü tamamen dipte değil. Günlükte bakarsak eğer günlükte ortalardayız. Stok rejistörü birazcık yükseldi günlükte. Aşağıdan daha önce söylediğimiz gibi. Heikin Haşim mumları 2 gün yeşil yaktı. Bugün daha kapanmadı. Haftalıkta bakacak olursak haftalıkta stok rejisi hala tepeye doğru gidiyor. Yani buralardan biraz yükselip geri çekilme olabilir. Onun dışında hemen hızlı hızlı bakarsak şurada üçgenimiz az önce bahsettiğimiz 4 saatlikte cluster algoritmi bir ayı yapmıştı. Bu ayı çalıştı. Hızlıca önemli bir veri var mı bakıyoruz. Şuna bakarsak günlükte şöyle gun fan çıkan gun fan da buralardan red diyoruz. Bu gun fan direnç haline geldi buradaki gun çizgisi. Elliott Wave tahmin eden indikatörümüz tabi sadece bir indikatör. Hala buraları günlükte 5 çizdikten sonra A, B, C olacağını, A, B aşağı doğru gideceğini söylüyor ama bu da bizim şu trendi kaybolduğu an aşağı gidebiliriz. Gaussian Channel GC'de dibinden hala destek alıyoruz. İlk direnç ortası, ikinci direnç de tepesi. Bunu tabii kaybedersek güzel olmaz. Şuralarda olduğu gibi bir durumla karşılaşırsak ayı bayrağımız da çalışmış olur. Onun dışında işi 1 saatlikte şöyle bir volume profilde destek vardı, bunu kaybettik. 2 gün önce söylediğimiz şu Ishimoku bulutundaki günlük grafik bu. Değişim çizgisi olan mavi tavan çizgisi kırmızıyı aşağı kırdı. Bu da iyi değil. Günlükte tabii bu. Aşağı kırdığı zaman düşüşler oluyor. Saatlikte bakalım. Saatlikte de şurada aşağı kırmış. Şöyle bir direncimiz var. Ha, onun dışında şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Dün Amerikan borsaları hala açılmadı. Bugün 4.30'da açılacaklar, 16.30'da. Yeşil kapatmıştı fakat Standard Poor's'un açık olan mini futures borsasına baktığımız zaman bir günlükte, şu an bir günlükte bu düşüşte. Yani bir düşüş eğilimi devam ediyor klasik borsalarda da. VIX indeksimize bakarsak eğer, bu da VIX. Ne yapmış, şuraya bakalım. VIX'e de bakarsak günlükte VIX aşağı doğru geliyor. Fakat %2,43 hala artış durumunda. Yani VIX Volatility Index piyasalardaki Standard Poor's 500 indeksin oynaklık endeksi. Yani dikkat etmek gerekiyor. Şu şeyi bu durumda böyle çok piyasa belirsiz olduğu durumlarda şu Quantify Crypto.com'un puanını takip etmek faydalı.